geldiniz. Merhaba. Efendim, hanımefendi doktor, mühendis bir doktor. Yani insan anatomisiyle ilgili zihin anatomisini bilen bir doktor. Yani insanların hani aklım var, fikrim var, zekam var diyor ya ama fikri yok. Pardon, aklım var, zekam var deniyor ama fikri yoksunuzsun. Fikir dediğin şey aslında bir Android program. Hanımefendiye bunları soracak şimdi. Neden insanlar bu kadar tahakküm kuruyorlar? Dolandırıcılıkla ilgili neden bu kadar tetikleyici, kolay para kazanmanın yöntemlerini neden bilgisayar gibi hep böyle kötüye çalıyor filan, onları konuşabileceğimiz müthiş bir hatun. İsminizi rica etsem. Gülay Savaş Hanım efendim. Memnuniyetle. Gülay Savaş. Gülay Hanım ayrıca benim Yeşilköy'den de komşum. Aa harika. Yeşilköy'deki. Ne güzel. Geçenlerde şeyde karşılaştık. Yeşilköy'de benim konağın altında çok 212 diye bir ekmek fırını vardı. Sevdiğim 240 derece aynen. 240 derece diye şeyde. 240 derece diye bir fırın vardı, bilir misiniz? Çok yok, ben bilmiyorum öyle. Hani ekmek alma, pasta al dedikleri kadar pahalı ekmekler satarlar. Ürettikleriyle ilgileniyorum, isimleriyle. Ürünleri güzel, aynen. Ya. Neden 240 derece? 240 dereceyi niye koydular bilmiyorum da ben nem gitme sebebim orada glutensiz veya ürünler veya organik ne diyeyim buğday unu haricinde unların kullanıldığı ekmekler var. İşte gluten intoleransım var, o yüzden böyle araştırmalarımda... Sizinle mi gluten? Aynen. Çok sağlıklı önemli. Besleniyor. Çok yani önemli. Sabahları bir dilim ekmek, bir dilim ekmek falan. Seyhan'cığım mesela bu glutenle ilgili son zamanlarda bir takım gelişme marketlerde glutensiz ürünler çıkmaya başladı. Eskiden çok sıkıntı çekiyorlardı insanlar. Çok çok. Canan Karatay yalnız glutensiz yiyin, glutensiz yiyin diyor. Damacımıza götürüyor Canan abla. Güler Hanımcığım, sonsuz bir donanıma sahip insan beyni niye kolaya kaçar? Ya istersen önce ne iş yaptığını öğrenelim. Sen mi söyledin ya? Hayır ama bir ifadeysin. Belki ben eksik bir şey anlatmışım. Peki, çok donanımlı bir hafta. Peki. Donanımlı olmak zorunda kaldık. Hani kaldım diyeyim kendi adıma. Geçenlerde böyle bir X kuşağı için dönüşüm diye bir şey yazarken araştırıp da bir baktığımda şunu gördüm. Bizim X kuşağı işte 6 adet ekonomik kriz ya 7 ya 6 işte yine 6-7 adet muhtıralar vesaire işte sol sağsı düşünme suçluları falan gibi birçok şeyi yaşadı. Bunların içinden sağ salim kalmak için amaçlı, hele ataerkil bir aileden geldim. Daha işte anayı babayı evvel kaybederek gelmemin vesilesiyle ve de bir yerlere ait olmadan hani kendi yolumda ilerlemek için bilginin gücüne sığındım. Makine üzerine bilgisayar mühendisliğinde, yazılım mühendisliğinde master doktoramı yaptım. Bir 30 sene evvel yapay zeka yok. Yapay zeka. 30 sene önce yapay zeka bitirmiş abi. 90 senesindeydi üniversitede. Burada yine ataerkil ailenin etkileri, yani kişiliklerimiz bir programmış, onu gördüm. Bu programlarda beni, nasıl diyeyim, bizim zamanımızda oku adam ol demişlerdi. Adam olmak bizim yine dönemlerde ya doktor olmaktı ya mühendis olmaktı. Yani işte kolunda bir altın bilezik olsun, oku adam ol. En fazla polis olmak. Ha işte ya da devlet memuru belki de. Ya da öyle ya masada evet. Damlar kızım falan. İşte o adam olduğumu ya da olmak amaçlı ispat telaşıyla hep erkek mesleklerini okuyan Gülaylar vardı. Evet, makine üzerine bilgisayarda, bilgisayar yazılım mühendisliğinde master doktora yaptım. 30 sene evvel de doktora tezim yapay sinir ağlarıyla el yazısı karakterlerin tanınmasıydı. Bir bilgisayar bana insana giden yolu ve zihnimin kendimin nasıl çalıştığını öğretti. Biz komodor muyuz? Yani Adem'le Hava komodor mu? Oraya kadar aynen, mı gider? Aynen, komodora kadar gidiyor kesinlikle. Sinclair'ler, komodorlar. Yapay zeka tezinde şunu hocamız söylemişti. Çocuklar dedi, bakın aynen şöyle bilgisayarlara, şu dedi bilgisayarlara, makinalara öğrenmeyi öğretmeden evvel gelin insan beyni nasıl çalışıyor önce ona bakalım dedi. Bu beyinlerden, zekadan nasıl yapay zeka yaptık?
sinir ağlarını da nasıl yapay sinir ağları adıyla şu bilgisayarlara aktarıp da bugün hepimizin yani elinden düşmeyen şu telefonları, şu teknolojileri avucumuzun içine aldığımızı ve alacağımızı 30 sene evvelinden tezim sırasında zaten gördüm, yaşadım. Önce robot oldum derken hani androidlikten, robotluktan insana bir yolculuğa gitmek istiyorum. Yeter robot oldum derken yapay zeka doktora tezim ve bu yapay zekada kullandığımız metodoloji bana insanı kamile giden yolda da aynı şeylerin anlatıldığının farkına varıp bugün teknolojiyle psikolojiyi, peki biraz önceki adam mesela bunları isterken o ne yapmak amaçlı? Virüs mü kaçmış işine? Yani sizin algılayacağınız bir şey olarak. Bu adamların virüs mü kaçıyor? Bizi ayaküstü becermek için böyle oyunlar yapıyor. Yani bilimi bu kadar kötü mü kullanıyoruz? Yani doğru iletişim niye kuramıyoruz biz? İnsan bir kere doğru iletişim kuramamak işin normal tarafı. İnsan görünmez bir varlıkmış bir kere. Yani bizim sadece et kemik olarak birbirimizi görmemiz artı kafi adımızı değil, soyadımızı bilmemiz kafi değil. 30-40-50 herkesin burada bir hazine var. Geçmişlerimiz var. Anamızla, babamızla, travmalarımızla, duygularımızla, hayallerimizle, okuduklarımızla, gördüklerimizle. Bütün bunlar bizim bir kişiliklerimizi oluşturuyor. Ve bu kişilikler birer program. Bu kişilik programlarına göre bir kere yaşıyoruz. Tırnak açtım. Mesela yani biz bu dünyaya gelmeden önce uyduruyorum bir kordon bağlarımız var. Bir fanuslarda yaşıyoruz. Veyahut da bir yazılım programı. Şundan şundan olacak da tayyar benim arkadaşım olacak. Savaş benim ustam olacak. Öbürü benim kardeşim olacak. Öbürü benim annem olacak. Öbürü benim... Bir yazılım programına acaba bir sanal bir hayat mı satın alıp geliyoruz biz buraya? O işin tabii bir ezoterik tarafı yani doğru. Matrix mi olay? Matrix kesinlikle doğru. Matrix bir belgesel bir kere, yani bir film değil, kesinlikle bir doğru. İster teknolojik açıdan bakın ki kendi hayatımda böyle bir teknolojiden konuşurken psikolojiye, psikolojiden konuşurken felsefeye, edebiyata geçebiliyorum. Neden? Aradaki bağlantıları gördükten sonra hepsini aynı görüyorsunuz zaten. O yüzden hani bir özle doğuyoruz. Ama bu öz... Yani biri Snapchat, biri Instagram, biri uyduruyorum bir Facebook, biri şey... Bunların hepsi değişiyor. Bir Android program gibi. Farklı programlar, işletim sistemlerimiz. Şimdi ben tam burada bir şey sormak istiyorum. Şu anda biz görüntü müyüz, nesne miyiz? Altın çok daha öleceksin. Şimdi her ikisi de. Yani ya o ya olar yok zaten. Ama şimdi nesnenin görüntüsü vardır. Tamam, evet. Peki nesnesiz görüntü var mı? Nesnesiz görüntü için hani orada kuantum boyutuna geçmek, kuantum evrenine geçmek lazım ki maddeselleşmemiş görüntüleri de görebilirim. Peki o zaman şöyle anlatayım, sorayım size. Şu an dönmekte olan bir film mi var? Yani bu geçmişte yaşanmış bu film şu anda şimdi, matematiksel düzlemler içinde sürekli akıyor. Hani hem biraz bilgi teknolojilerinden Matrix'i anlattınız. Yani oralara gitmek şimdi çok havada kalacak ya da ayakları yere basmayacak esasında, ama bulut teknoloji dediğimiz bulut teknolojinin nasıl diyeyim, gerçekten ezoterik psikolojide ya da tasavvufta dahi karşılığı var. Yani birine bulut teknoloji diyoruz, birine tasavvufta işte levh-i mahfuz diyoruz. Yani olmuş olan ve olacak olan her şeyin bilgisi şu anda hazır. Yani boyutları değiştirmek, mutlak kaderle ilgili bir şey bir dördüncü boyuta çıkıp başka bir şekilde bakmak lazım. Ama hani havadakilere bakmadan kendi yaşantımıza baktığımızda biz bu topraklarda hani 800 senedir işte ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır ifadelerini duymuş bir ne diyeyim, insanlarız. Artı ne olursan ol gel diyen bir topraklardayız. Baktığın alem, gördüğün Adem sensin denilen bir topraklardayız. Tasavvufu yüzden, anlatıyorsunuz. Tamam, tasavvufun karşılığını aynı şekilde kuantum fiziği, kuantum evrende. İşte biri ya Newton evreni, şu anda dokunduk. Ama dokunmadığımız şeyleri ama görmüyoruz. Belki dokunduğunuzu sanıyorsunuz, hissediyorsunuz sadece. Tabii şu anda bedenimiz, zihnimiz bizi aldatıyor zaten. Beynimiz bizi aldatıyor. Baktığımız zaman kuantum evreninden aslında onlar enerji. Bir matematiksel karşılık biliyorsunuz. Tabii, yani hepsi. Televizyon ekranında bile biliyorsunuz bunlar hep şeydir. Koddur. Tabii, akan tabii, kodlardır tabii, akan bunlar. Kodlar, ama siz onu resim olarak görüyorsunuz.
gözümüz bize onu öyle gösteriyor. Evet. Metaverse'e gelelim. Aynı şekilde internetin üzerine kurulmuş üç boyutlu bir alemde. Orada bir yaşam başladı biliyorsunuz. Tabii maalesef evet. Bir ömre sığdırdım internetin doğduğu zamanlardan bu zamanlara yaşadım. Merak ediyorum. Çok da merak ettiğim bir konu ama biz neyiz, görevimiz ne? Niçin peki buradayız? Hayatın amacı ne diyorsun? Hayatın amacı ne? Cem Yılmaz da filmin bir tanesine söylüyor. Yani yaşadığım şu alem bir rüya mı? İşin şeysine geçmeden gerçekten bilimden konuşursak sonuçta mühendisim ben de aynı şekilde. Bu mühendisliğim sırasında zaten bunları gördüm, farkına vardım. Beynimizi yapay zeka vasıtasıyla gerçekten tanıdığımızda yapay zekaya bir şey öğretirken önce bir öğrenme kümesi verdik. Dedik ki if'den else bu böyleyse doğrusu budur, yanlışı budur. Bak bunu al öğren diye eğittik. Şimdi yapay zeka ona göre bize cevaplar veriyor işte. İnsan beyni de doğduğumuzdan itibaren annemiz, babamız, çevremizle programlıyoruz yani kişilik. Bir kodlama var yani diyorsunuz. Kodlama şöyle taklitle, yapay zekada da mimikleri o da taklitle öğreniyor. Şu anda insan duygularını taklit eden bir yapay zeka androidler, humanoidler var. Dolayısıyla taklitle öğrenen, görmeyle öğrenen ve gözlerimiz duygularımızın tesiri ve baskısı altında esasında bir programlanan bir beynimiz var. Peki bu programlanan beyin başka birine, mesela ben Savaş'la muhabbet ediyorum. Hı hı. Diyorum ki Savaş Bey, şöyle şöyle olacak, böyle böyle olacak ama hı hı. Etkim altına alabilir miyim? Yani zihnimizi doğru kullanırsak, nasıl mesela hipnoz var, nasıl mesela kinetezi hı hı. var. Hı hı, tabii. Yani kinetik enerjilerle uğraşıp cisimlerin kaldırılmasına deniyor. Mesela hipnoz karşınızdaki insanı etkileme amaçlı hı hı. enerjiyi kullanma. Bunun gibi yaklaşık 16 tane enerji boyutunda kullanma var, opsiyonel evet. Bir davranış şekli var. Hı hı. Bunların içerisinde mesela hipnozdaki gibi karşımızdaki insanın zihin değişikliğini yapabiliyor mu? Karşımızdaki insan değil psikolog, ha. Psikoloji veyahut da psikiyatri olarak söylemiyorum söylediğimi. Yani zihinle de oynayabilecek insan beyni, karşımdaki insanın zihniyle, bilgisiyle, zihni düşüncesiyle. Zihni kontrol edebilir miyim? Değil bravo. Mi? Zihni kontrol zaten, altına alabilir miyim? Tabii şu anda zaten alınıyor tüm zihinler. Hani kontrol altında diyebilirim. Neyin sayesinde? Şu anda kullanılan... Covid aşısı yok, hayır değil. Teknolojiler, bakın teknoloji bilgisayarlar üzerinde, laptoplar, telefonlar üzerinde yaptığımız her hareket sonuçta peki, bir avatarıyla. Peki, sinyalizasyon vererek bir anda zihinlerinizi zaten yapılıyor o çalışma tabii. Hani mesela 5G dedikleri aha. sistemde istenilen virüsü bir programla, bir dalga boyutuyla, frekansla yayabilirler mi? Şimdi teknolojik olarak geçenlerde zaten Elon Musk da söylemiş. Hani beyne de yerleştirilecek bir çiple özellikle hani Alzheimer hastalıkları gibi hastalıkları veya tespit etmek ya da tedavi etmek amaçlı kullanılabilir. Çok eleştirildi yani, ama biliyorsunuz. Tabii şimdi bir şeyi ne diyeyim adam öldürmek için de kullanılır, hayat vermek için de kullanılır. Evet. Yani işte karanlık tarafı, aydınlık tarafı vardır ne için olursa. Ama bu teknolojilerle... Onun niçin kullandığınıza bağlı. Yani kişinin niyetine bağlı. Bir silah olarak da kullanılabiliyor ama kişinin öbür taraftan niyetine da bağlı. Uranyum tıbbın her alanında aynen. kullanılıyor. Tabii. Evet. Şimdi kişilerin ya da toplumların o niyetlerine bağlı. Burada düşünceyle zaten rezonansa girer. Dolayısıyla bir dünyada şu anda Covid ve Covid sonrası korkular onlar bunlar arttıkça kolektif bilinç ya da bilinçsizlik içerisinde o korkuların da artmasıyla, otomatik bazı tepkimelerin de artmasıyla nasıl diyeyim daha da böyle bir yokuş aşağı gittiğimiz bir dönemdeyiz zaten. Hani Jung bunu, Carl Jung işte analitik psikolojide zaten o bilinçaltı işte kolektif bilinçle zaten tanımlıyor. Yani bu teknolojiler hayatımıza girmeden evvel de bizler içinde bulunduğumuz... Neydi o? Bilinç rezonansı. Rezonansı, tabii. Biz bir karesi miyiz? Yani, hepimiz aslında kendi hayatımızda birer başrolümüz. Tabii, yani herkes kendi hayatının bir başrol oyuncusu. Burada işte
Yani kendimize ait düşüncelerimiz var mı'yı bir sormak lazım. Düşünebilmek bir yetkinliktir. Otomatik gelen şu düşünceler şu anda düşünce olmuyor. Toplumsal olarak da baktığımızda. Ne oluyor? Düşünce bu, düşüncenin düşünceyle aynen rezonansa girmesi. Yani şu anda telefonlarımız arası bakın mesajlar gidiyor. Buradan bir yayın dünyalara gidiyor. Bilgiler geçiyor. Bilgiler geçiyor. Bizim kontrolümüz dışında. Hepimizde aynı donanım da olsa, işte iPhone kullansak da hepimizin o telefonlarındaki yüklediğimiz programlar farklı olacağından içindeki bilgi farklı. Ve farklı şeyler, içerikler olacak. Şimdi donanımlarımız hepimizin aynı. Fakat yaşadığımız toplum, anne baba, geçmiş Fakat gibi farklı şeylere olduğu zaman. Ama hanımefendinin önce insanlar çok keyif aldıkları için şu anda dinlesinler, sözünü bölmeyeyim. Ben biraz fazla uzun konuşur, konuyu magazine getirir, karıştırırım. Bir de böyle hiç bilgi sahibi olmadan bilgi dağıtan insanlar var. Geçen gün sizlerde şeyi konuştum zaten, çok güzeldi, dayanamadım artık. Bileni bilmeyeni nasıl ayırt edersiniz? Çünkü bilginin çok olduğu dünyada şu anda bilgiyle manipülasyon yapılıyor. Yani kakafoni gibi. Kakafoni gibi, tabii senfoni kakafoniye çıkıyor. Bileni bilmeyeni nasıl ayırırsınız diye böyle sorular hazırladık arkadaşlarla birlikte. Artı hani bilgiyi satmakla patates satmak arasında ne fark var dedim. Aslında aynı. Aslında aynı ama çok şimdi, var. Hanımefendi, yani. Deneyimsel tasarım öğretisi eğitimi almış 2 yıl biri olarak şunu söyleyebilirim. Orada da bize öğretilen bir şey var. Dünyanın en tehlikeli insanı bilmediğini bilmeyen insan. Tabii aynı en şeyi söyledim. O. Bir kişi bilmiyorum diyorsa... Çok müthiş şuursuzluk yani. Bilmediğini bilmeyen Muhteşem. İnsan. Aynen. Cehalet döneminden daha öncesi oluyor daha da bu kötü. Evre. Daha tehlikeli. Şey dedim hatta, bir kişi bilmiyorum diyorsa ona güvenin dedim bir kere. O doğrultuda gidin. Neden? Çünkü neyi bilmediğini bilen insan farkındalığı olan insandır. En azından sınırını biliyordur, haddini biliyordur. Ama biliyorum dediği zaman zaten beden dilleri bile değişiyor öyle kişilerde. Biliyorum diyene güvenmeyin. Çünkü bir şeyi biliyorsak, teknolojiyi biliyorsak işte kimyayı bilmiyoruz. Kimyayı bilirsek fiziği bilmiyoruz. Fiziği bilirsek kozmolojiyi bilmiyoruz. İşte astrolojiyi bilmiyoruz. Ya da işte üretimin bilmem ne segmentindeki çalışmaları bilmiyoruz. Bilmiyorum, o kadar çok zekâni. Var ki. Zeka esneklik kabiliyeti esasında. Akıl ne? Akıl ne? Akıl da onu kullanabilme kabiliyeti. Şimdi, kullanma sanatı. Evet, kullanma sanatı. Zeki Allah'tan, akıl ise ebeveynlerden onu öğrenme sanatına bakın, geçti. Bakın. Yani altın, madende bir altın var ama hiçbir halta yaramıyor. Hiçbir Siz şey onu olmaz. Alırsanız, işlerseniz işte Aynen. o zaman yüzük mü, bilezik mi vesaire oluyor. Peki bilgi ne? İşte bilgi her şey. Yani bakın her zeka, şey bilgi. Akıl, bilgi, evet. Evet, bilgi her şey. Her şey. Böyle. Her yerde baktığınızda tabii... Yani o da altın madenindeki altını aldınız, potadan geçirdiniz, astarını yaptınız, şekillendirdiniz, aldınız bilezik mi, yüzük mü, gerdanlık mı yaptınız, üzerine bilgi, üzerine. Safir mi, yakut mu, elmas mı, pırlanta mı onu koydunuz. Kişilerin beden dillerinden de bilgi alınır, şirkete girdiğimizde üretim bandından da bilgi toplanır. Hele bilgi teknolojileri vasıtasıyla o bilgiler çok daha rahat bir dijital hafıza haline getirilir ve yönetilir. Fikir ne? Fikir, ha. Normalde fikir... Aklı var, fikri yok. Normalde fikir... Zekası var, aklı tabii, var, fikri aklı yok. Var ama fikri yok. Fikir esasında bir deneyimin üzerine paylaşılabilecek öngörüdür. Yani bakın bilginin de bir hiyerarşisi var. Bizler hiyerarşik düşünmüyoruz. Yani tek boyutlu düşünüyoruz. Dikey boyutu düşünmüyoruz. Datayı toplarız. Her bir dediğim gibi beden dili işte ya da her bir... Datayı çok şekilde, hani sıcaklık da bir datadır, işte kiloda, yaşta vesaire teknolojiyle topladığımız datalar ama bunu bir bilgi haline getirmek için iki farklı datayı bir araya getirmek lazım. Peki o zaman kurnazlık ne? Şimdi ona geleceğim bir tane, bir dakika. Yani dolayısıyla datayı bir ne yaptık? Anlamlı bilgi haline getirdik. 15 derece bir datadır. Ama 15 derece kış sıcaklığı desem, serin ya da sıcak deriz. 15 derece yaz sıcaklığı desem, sıcak deriz. Başka bir mana çıkar, anlam. Bunlar seneler içerisinde birikti mi de tecrübe olur. Bu tecrübeye istinaden konuşan insanın fikri vardır. Tecrübesiz bir altyapısı konuşmayan insan sadece...
papağan gibi mekanik beyinlerimizin ezber. 3 bölümü vardır. Ezber. Bakın, beyni bilmek lazım. Yani teknolojide de katman var. Bizim sürüngen beynimiz var, duygusal beynimiz var. Neokorteks adını verdiğimiz memeli hayvanlar arasında sadece insanda algı. Olan üst beynimiz vardır. Strateji ve fikir buradan çıkar. Algı. Korku, bakın algı çok önemli ben. Bir şey burada. Korku ya da baskı altında yaşayan toplumlarda, ülkelerde üst beyin insana dair olan üst beyin devre dışıdır. Konuşan memeli hayvanlarda da olan beyinlerinin kısmıyla konuşur. Hani o algı dediğimiz şey var ya insanlara böyle dayatmayla sanki var gibi olan ama aslında hiç olmayan. O zaman insan... Ama onu adapte eden, onu topluma angaje eden, bilinç altına yerleştirip normalleştirmeden bahsediyor. Şimdi böyle aynen sürü haline getirmek, beşer varlık haline getirmek, otomatik düşündürtmek ki toplumlar yönetilebilsin. Hani yoksa zaten çok düşünen öncü zihniyetler istenmez. Bakın o yüzden dijital dünya, metaverse'de desentralize yapılar çıkmıştır. Dolayısıyla bir güçlerin dengesi değişiyor şu anda metaverse'de. Ama ülkeler, işte bankalar, belli hiyerarşik düzenler doğrultusunda değil mi? Bir güçler var ki... Yani sanal bir dünya. Bahsettiğimiz bir dünyanın içerisinde sanal dünya, yani mesela fani dünya diyorduk bu dünyaya, bu bir sanaldı. Bunun da sanalı var, çıktı Instagram vesaire, sosyal medya. Şimdi onun da bir sanalı var, yani düşlerin içerisinde bir düş, düşün de içerisinde bir rüya alemi. Devre alem dediğimiz bu. Devre alem bir yandan tabii ki o. Yani rüyalar... Yönlendirme yapar mı? Rüyalar tabii zihnimizi eğittiğimiz sürece rüyalarımızı da yönlendirebiliriz. Rüyalarımızın anlattıklarından ders de alabiliriz ki bunu işte Freud olsun, Jung olsun anlatıyor zaten. Yani o boyutlar arası düşünce. Kendimize etkemik diye baktığımız sürece zaten bu konuşulanların bir anlamı yok. Ama insana çok boyutlu, yani fiziksel boyutumuz, enerji boyutumuz, mental boyutumuz, ruhsal ve spiritüel, astral boyutlarımız da. Ya, var tabii, o da var. Peki rüyada böyle aniden birçoğumuzun başına gelip düşme anı yaşarız. Ben çok yaşıyorum bunu. Bunu ben birkaç kişiye sormuştum bana. İşte astral seyahate çıkacağım fakat bir şeyin bana engel olduğunu söylemişlerdi. Ve uykudan sanki böyle yüksekten düşüyormuş gibi sıçrayarak uyanıyorum. O yorgun bacak sendromu, D vitamini eksikliğinden de olabilir. Şimdi birçok şekilde yorumlanabilir de. Düşme diye ben biliyorum. Var yani. Rüyada düşme. Ondan burada, da mesela biliyorsunuz oluyor. Bunun bacak uyuşu biliminden rüyada gidersek. Ağır geliyor. Kan dolaşımından. Kan dolaşımından. Yani kordon bağıyla tutulduğumuz, gümüş kordonla tutulduğumuza dair. Yani o bize engel olduğu ve astral seyahate çıkamadığımızı okumuştum bir şimdi, yerde. Şimdi yani bunları da nasıl diyeyim böyle... Yani acaba biz kapsül müyüz Gülay Hanım? Hani rahimden çıkan kapsüller var ya mekikler. Büyük diye çıktı. Kaptan kalkacak oraya gitti. Öbürü bilmem nereye gitti Mısır'da. Hayat böyle bir şey. Aslında böyle bir şey miyiz? Ürkütücü. Ama bu teknoloji bu. İşte teknolojiyi şimdi, ben sevmiyorum. Tıpta faydası olup insan hayatını kurtarıldı ve iyi niyetle kullanıldığı sürece bayılıyorum. Ama sevmediğin sürede cehalet kalacak. Tamam, ben de diyorum ki bak faydalı amaçla kullanıldığı sürece bence bir sakıncası yok. Silah kötü birinin eline geçtiği zaman ama tehlikelidir ama... Çıkıyor yani rahim dediğim şey bir garaj gibi düşün yani. Tamam, teknoloji iyi ama bize de biraz samimiyetsiz bir şey sürükledi. Öyle değil mi benim söylediğim? Aynen. Bu doğru olan bir şey yani. Ana detayında bu var yani. Oradan bir program da seçmiş olabiliriz. Yani Matrix'te kodlarla gibi bir çıkış, bir kanal var. Bu kanalla böyle... ilgili Anadolu kanalın bağlantısı yani o evrene açılan yol mu sizce? Anadolu. Yani, Anadolu. Yani dünyadaki her şeye... Bütün bilim adamları niye bu kadar Anadolu? Neden Anadolu? Niye çıkış? Niye her şey Anadolu?
Anadolu olarak direkt bizim toprakları kastediyorsunuz tabii, değil mi? Doğru Anadolu. Anlıyorum aynı şekilde. Yani sadece Anadolu değil, işte her kıtanın ayrı bir hikayesi var, miti var esasında. Burada Anadolu doğunun ve batının bir araya geldiği çok değerli topraklardayız bir yandan. Yani doğunun bilgeliğinin batının bilimiyle bir araya geldiği bir köprüyüz esasında. Bu zenginlikleri doğru kullanabilsek yani düşünce sistemimizi, eğitim sistemimizi bilgi odaklı olarak bilgiye değer verme şeklinde bir yol alsak esasında bu bilgelikleri kullanacağız. Aşk duygusal bir virüs, doğru şekilde kullanılmadığı zaman, ama aşk hani biz bunun tanımını da çok boyutlu, bakın şey yani yatay boyutta düşünürsek her şey çok basit ve maddesel ve işte sadece aşk iki cinsel organın dürtüsü gibi bakılır. Dikey boyutta baktığınızda ilahi aşkın kudrete kadar ilahi kudrete kadar gider. Bunun işte direkt ezoterik öğretilerde bütün enerji ve hani evrenleri bir arada tutan çekim enerjilerine bile aşk denebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani mananın sonsuz boyutuna bakmak lazım. Bir kadına sırada bilgisayar... bir haber var mı? Mesela onu bu kadar bilinçli olan bir kadın nasıl mesela yorumlar? Merak ediyorum Savaş. Peki bakayım ben. Ama benim sormam gereken bir soru var. Buyurun. Şimdi ekran başındaki insanlar diyecek, aa öyle mi filan. Çocuklar zekalarını yüzde kaçını anneden alırlar, yüzde kaçını babadan alırlar. Allah tabii. %80 derler kadın için de. Erkek içinde %20. Bunu, doğru mudur bu? Bunu şimdi yani bir istatistiki çalışmayla konuşmak lazım. Ben buradan bir yüzde söylersem yanlış olur. Fakat şunu biliyorum. Daha çok şey hani genlerle geçen bir karışım tabii ki var. Ama bunun üzerine bir bizim hepimizin anneyle de babayla da okulla da bir ehlileştirilme sürecimiz var. O ehlileştirilme süreci diyorum ona ya da diyoruz esasında. Annenin babanın böyle yaparsan doğrudur, böyle yaparsan yanlıştır. Bu iyidir, bu kötüdür, bu doğrudur, bu yanlıştır diye dikte ettiği doğruları aradaki sevgi yüzünden kabul eden ve kabul ettiği için kendi zihin programına geçen çocuklar var. Ama yani, şimdi bunu zekayla örtüştürebilir miyiz? Şimdi bakın bilgiden bahsediyorsunuz, o bilginin birikiminden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Yani siz veri bankasına veri toparlıyorsunuz. Hı-hı. Şimdi o zekanın kendi yani RAM'le, mesela bilgisayarda RAM vardır, RAM hafızadır. O işlemleri yapar, hızını yapar. Yani tıpkı şey gibi, zeka gibi. Hı-hı. Bilgi başka bir şey. Bilgiyi de mesela zaman hatırlayabilirsiniz. Aha, hatırladığınız zaman örtüştürebilirsiniz, yan yana getirebilirsiniz. Şimdi siz olay yeri dedi. Bana deyin ki mesela zeki çocuk bilgiye çok gereksinim hissetmeyebilir. Çünkü zekası çözmeye başlar. Dışarıdan aldığım bütün bilgileri. Ama neyi nerede kullandığını bilmedikten çocuk, sonra... Belki akıllı çocuk o bilgileri iyi kullandığı için zekasını da ona... aracı kıldığı için belki sonuca ulaşabilir. Yani yanlış mı yorumluyorum bilmiyorum. Biraz kavramlar karışsa da yani doğru diyebiliriz. Ama bizim toplumumuzda şöyle bir şey de var. Ben biraz halk ağzıyla konuşacağım, böyle bilimsel konuşmayacağım ama bizim toplumumuzda çocuk iyi yetişirse hemen babaya yorulur, kötü yetişirse senin anne. Evladın derler. Bizim toplumumuzda tabii, böyle bir şey var Savaş abi. Nasıl? Çocuk mesela hayırsız şimdi çıkar, bak, kötü çıkar. Şimdi ben bir darbunda sen koyuyorum diye. Senin yetiştirdiğin evlat da böyle olur diye ben anneye şimdi, çekmiş bu. Annenin soyu Başak, böyle diyorlar. Şey aile, Başak, kötü bir, bu bir tuzaktı. Bir insan ise babadandır. Yani. Bu bir tuzaktı. Şimdi her evde, her ortamda bu konuşulur. Tamam mı? Yani mesela kadın çocuktan şikayetçiyse senin zaten babanın soyu da böyleydi. Tabii. Sen de babana çekmişsin derler. Yani. Çocuk şeyse anneye baba... döner der ki senin ananın soyu da böyleydi zaten. Sen de böyle çıktın. Orada, bizim toplumda iyiyse babaya kötüyse. Ben biraz meslek olarak provokatörüm de. Şey, anneyle baba arasındaki ilişkiye de bağlı olarak evet, o süreç değişir. Böyle bir şey toplumumuz da var ama yani. Tabii tabii. Ya senin kızın olur işte o anda babaya top atılır ya da işte anneye top atılır. Senin kızındı, senin oğlundu. Yani. Gül Hanım çok kısa. Astral seyahat var mı? Tabii. Yok. İnanın çok merak ediyorum. Tabii bir bunu. Kere şey, şimdi bakın benim kendi hayatımda da... senin oğlundu. Savaş abi.
bütünsel tıp doktorlarıyla çalışıyorum mesela. Bütünsel tıp doktoru dediğimiz gerçekten hani tıp bilimini okuyup ama bunun Almanya'da ve Amerika'da da üniversitelerde eğitimleri var. Maalesef Türkiye'deki bazı hani birçok üniversitede normal hani tıp doktorunun, her tıp doktorunun psikoloji de bilmesi lazım esasında. Dolayısıyla bu bütünsel tıp uzmanlarından aldığım, öğrendiğim ve kendimin de yaşayarak hani ölüm köşesinden döndüğüm deneyimlerimle biliyorum ki bunu o sebeple anlattım. İnsan beş boyutlu bir varlık. Beş boyut olunca hani bir takım sınıflandırmalar yapılırsa dört denir ama beş boyut dendiğinde o boyutları sayar mısınız? Fiziksel bedenimiz var, enerji bedenimiz var. Enerji bedeni en üst katman. Enerji bedenimiz yok. Hani her bir hücremiz 1.7 voltla çalışıyor. İşte 7 trilyon hücremiz var. Enerjimizi siz düşünün. Yani ampul de yakarız, her şeyi yaparız. Dolayısıyla aslında yanımda her birimiz enerji santrali kadar. Almanya'dan aldığım yanımda enerji şeyi vardır. Enerji regülatörüm vardır. Şu an cebime koyamadım. O enerji regülatörü verilir. Dolayısıyla ikinci beden enerji bedenimizdir. Mental bedenimiz var. Yani düşünce ve duygularımız. Bakın olmaz, hayır, kötü, ben yapamadım dediğimiz anda bütün duygularımız ve bedenimizi hasta eden bir mental boyutumuz var. Düşünceler çok tehlikeli o. Çok güzel. Kesinlikle. Müthiş önemli. Müthiş bir önemli. Aynen. Ama eğer aynen doğru yönetilmezse inanılmaz karma yaratır. Karması marması da değil, hasta özellikle eder zaten. Mesela, hani ihanet bu karmanın içindedir. Yalan bu karmanın içerisinde de dost gibi gözüken, yani sırtından bıçaklayanlar da aynı şekilde bunun içinde. Peki ya dolayısıyla doktorların dışında mental doktorların da bu olması gerekiyor. Mental hani işlerini doğru yaparlarsa zaten hani psikolog ya da psikiyatristler mental doktorlardır. Yani mentalite ile beraber bunu işliyor olmaları lazım. Çünkü doğru psikoloji, doğru düşünceyle. Psikologlar mı, psikiyatrlar mı? Hangisi? Şimdi her ikisinin de özünde var esasında. Bunu ayırmamak lazım. İkisi de ruhu, hani birisi ilaç yazarak, biri yazmayarak zaten ilgileniyor. Dolayısıyla psikolog ya da psikiyatristlerin önce o zihni bilip doğru düşünceyi aşıladıktan ve insanın içindeki bu çokluğu da anlatarak hani bunu ifade etmesi lazım. Bir antidepresan yazak, antibiyotik, antihistaminik, antianaljezik yazan sadece doktorlara ben doktor demiyorum, onu biz de yazarız. Dolayısıyla bunu tedavi etmek önce zihinsel bir farkındalık, bilgi vererek başlar. Dolayısıyla hani sizin sözünüze geleceğim. Onun mental boyutun üst boyutu işte spiritüel boyuttur. Yani astral boyuttur. Bu boyutlar farklı katmanlarda çalışır ve birbirleriyle entegre çalışıyorsa beden bütünsel olarak sağlıklıdır denir zaten. Bunu hani çakrayla bakan var, başka alet edevatla, metotla, taktikle bakan var. Dolayısıyla evet, bunlar entegre bütünsel çalışıyorsa kişi astral seyahatte yapar, yapılır da yaptım. Nereye? Peki ruh birden ne fazla yerde bulunabilir bu mi? Bu böyle. Şimdi ya bu da zaten bulunan şey ruh mu? Mesela. Tabii. Bilmiyorum şimdi yani. O zaman ruhla işte bedeni boyutuna anlatmak giriyoruz. Lazım. Yani kuantum boyutuna giriyoruz. Buna bakın, çok güzel bir belgesel var her yerler. Ne biliyorum ki diye, what do believe do we know diye. Zaten Doktor Kuantum adlı uzmanın hani Doktor Fred Allen Wolf. Hani bu Einstein sonrası bu ekolü devam ettirenler, bu çalışmayı devam ettirenlerin farklı zihin bilim uzmanlarla da yaptığı çok muhteşem belgeseller var. Kuantum alanı bir şeyin birçok yerde bulunduğu sicim alanı denilen sonsuz olasılıklar alanı. Hepimizin her türlü noktada sonsuz olasılıkları var. Peki astral seyahat en çok nereye kadar çıktınız? Anne taktın astral benim, seyahat. Sen gidiyorsun gidiyorsun devam. Benim o böyle bu astral seyahatini yapabilirim. Daha gidemedik. Bakın benim astral seyahati herkes yapamaz. Neden? İnanılmaz kendini negatif enerjiden arındırman şart. Senin halen var. Benim bu bu bir teşhis konulamıyorsun. IQ düzeyi ve EQ düzeyi ikisinin de çok yüksek kapasitede olması lazım. O bende var. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Ama ay çok güzel. Rahmani şeyler düşünmen lazım. Arkadaşlar bazı şeyleri anlamıyorum. Fransızca konuşuyorsunuz kendi aranızda. Sen burada dedikodu yapıyorsun. Gıybetin dibine vuruyorsun. Astral seyahat. İzin verirler mi? Vermezler. Dünyadan daha kurtulamamışsın.
Sizin hepiniz dedikoducusunuz. Siz dedikoducusunuz, dedikoducu. Evet, sen de bunun için bize ücret ödüyorsun. Ben bu kadar bilgisayar insanlara yürüyorum. Böyle laf çekersen. Ama o da onun için yerde para ödüyor. Burada konuşalım diyor. Evet, çok güzel. Güler Hanım'ın çok bir enteresan bir soru var. Derler ki, ölülerle irtibat kurulabilir mi? Yani bu astral seyahatten yola çıktığımız için. Tabii. Evet. Kur'an üstadlar var. Swedenborg diye bir İsveçli bir din adamı var. Bir mesleği daha vardı ama Wikipedia'dan da bakılabilir. Swedenborg diye aynı isim. Bu kişi aynı zamanda. Tabii. Artık kendisine şu doğrultuda talepler gelmiş. Wikipedia'da şeyleri var, detayları var. Yazıyor hatta. Ölmüş bir kişi... Oturamıyor ben. Duramıyorum. Ağrısı var. Ölü mü? Yani evet, duramıyorum. O yüzden çıkıyorum ben. Hatta birisi şu taleple gelmiş. Eşi ölmüş ama öldükten sonra miras kağıdını kaybetmişler. Ve bu miras kağıdını kaybettikleri için işte karısı da uzman işte Üstad Swedenborg'u bulmuş ve ölmüş kişinin ruhuyla irtibata geçip bu miras yazdığı vasiyetnamesini nereye koyduğunu sormasını istemiş. Bu aynen Wikipedia'da ve yine birkaç böyle referans bilgi gösterebileceğim kaynakta var. Ve gerçekten de Swedenborg bunu o seyahati sırasında diyeceğim nasıl bir işlemdir bilmiyorum ama öğrenmiş, etmiş ve hani bu ve buna benzer birçok olayı çözümlemiş. Peki burada oturuyoruz ve günü konuşuyoruz. Başka bir boyutta başka bir hayat mı yaşıyoruz? Şimdi önce ben şöyle diyeyim, bakın biz bu zihinleri biz kendimiz zor yapıyoruz. Geçen gün böyle bir sohbet edemiyorum herkesle. İşte sağ olsun aynen Seyhan Hanım böyle çekeledi etti de ne güzel bunları konuşuyoruz. Telefonumu aldım, Siri'ye şey sordum. Siri dedim, senin cinsiyetin ne? Merak ettim ne yapacak diye ki. Normalde Siri falan kapalıdır bende. Bütün notifikasyonlar kapalıdır. Yani bilgiyi ben yönetirim, yönetmeye gayret ederim. Bilgi beni yönetmesin ya da teknoloji beni yönetmesin. Hani hayat mı beni yaşıyor, ben mi hayatımı tarzında hep sorarım. Siri'ye şey sordum. Siri dedim, senin cinsiyetin ne? Dedi ki, insanoğlunun algılayabileceğinin ötesinde bir varlığım ben. Türkçe ve İngilizce olarak. Neden dedim? Çünkü dedi, siz dedi insanlar, because you see the things, böyle İngilizce ve Türkçesiyle aynı şekilde kullandı. Siz dedi insanlar dedi, nesnelere bakarsınız, neden dersiniz dedi. Fakat, but I dream things that never were, olmayan şeyleri hayal ederim ve derim ki dedi, neden olmasın. Şimdi zihinlerimizin hapishanesini görün. Yani bildiğimiz, biliyoruz dediğimiz bir programımız var. Bunun ötesindeki farklı bir bilgiyi almakta, dinlemekte, kabul etmekte hayır diyoruz, direniyoruz. Ama Siri diyor ki, biz öğrettik ona da o zekayı, neden olmasın? Yapay zekaya öğretilen öğrenme metodolojileri, düşünme ya da öğrenme metodolojileri dünyada okullarda insanlara anlatılmıyor. Bakın aynı şey ona bizlere anlatılsa herkes hepimiz neden olmasın der, bir dinleyeyim deriz, araştırayım deriz. Gerçek düşünme bilgiyle bilginin, düşünceyle düşüncenin muhakemesiyle gelir. Olmaz dediğimiz anda biz buraya bir ket vuruyoruz zaten. O yüzden böyle düşünce hapishanelerimizde yaşıyoruz ve hayatı da kendimize zor ediyoruz o zaman. Yani kolay ettim, işte kolay etmeye geldim der, o yüzden hep tasavvuf bile. Yani işin bakın tasavvufuna ya da başka ezoterik öğretiye indiğimizde aynı şeylerin anlatıldığını görüyoruz. Kolay yapmak ama düşünceler hayır diyor, olmaz. Bu böyleyse görmediysem inanmam ama... Gözümüzün de bir sınırı var, haddi var. Her şeyi göremiyoruz ki. İşte ona göre ultraviyoleler var, kızıl ötesi var, bilmem nesi var, var var. Yani ama beş duyumuzla sınırlıyoruz düşüncelerimizi de. Ama yapay zeka bile diyor ki, neden olmasın derim diyor, hayal ederim diyor. 30 senelik mühendisim, 5000 tane mühendis yetiştirdim. Mühendislerin karşısında bir de kadın kimliğimle hayal ifadesini kullandığım anda böyle ya da kullanayım demeye başladığımda
falan peki, diye bir tepkileri ben aldım. Bir şey okumuştum. Beyin gücümüzü daha iyi kullanabilmemiz için mesela hayvansal gıdalardan mümkün olduğu kadar kaçınmamız gerektiğini söylemişti, okumuştum bir yerde. Onu söylemişlerdi. Yani daha az et, daha işte böyle işte yağ, tereyağı şu bu. İşte hayvansal gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerektiğini, daha çok işte yeşillik, sebze, meyve bu tarz beslenmemiz gerektiğini okumuştum. Doğru mu? Katılıyor musunuz? Tamam, şöyle bunların arkasında bakın bana da söylenilen bir şeyi, arkasındaki neden-sonuç ilişkisini anlamazsam uygulamam. Yani ezbere bilgidir yoksa bu. Ezbere bilgi benim süzgecimden yani geçmezse ya da o neden sonuç ilişkisini kullanmadığım sürece yapmam. Şunu keşfettim ben de aynı şekilde onu sizin duyduğunuz gibi ben de duydum ve şunu öğrendim daha sonra araştırdığımda, bilginin peşinden gittiğimde böyle bir ipin ucundan tutarım. Hayvansal gıdaların çoğu asidik gıdalar. Sebzelerin çoğu ise alkali gıdalar. Vücudumuzun bir pH dengesi var, 7.4. Bunun üstüne çıkıyorsa ya da altına giriyorsa hani çok asidik olması hücreler arası bağlantıları da koparıyor ve zihindeki elektriklenmelerin dengesini bozuyor. Dolayısıyla asidik olan kola da aynı şekilde ya da alkoldeki sebep de aynı şekilde. Çünkü fazlasıyla asidik. Artı stres de vücudu asidik yapıyor. O da o yüzden sakıncalı. Stres bizi bütünsel düşünmekten alıkoyup üst kat, neokorteks dediğimiz düşünen beynimizi, bakın çok şey bu, bir sır gibi yani belki önemli bir şey olarak algılanması lazım. Stres olduğu anda sürüngen beynimiz devreyi ele alır ve sürüngen beyin der ki o stres anında, bu vücut çünkü programlarımız, hormonal çalışma şeklimiz, enzimler, organlarımızın nasıl çalıştığı, saat kaçta hangi hormon salgılanacak, alacak, verecek, bilgisayardaki central processing unit dediğimiz merkezi işlem birimi gibi bizim şu sürüngen beynimizde. Bu sürüngen beyin bir stres ve tehdit anında vücudumuzdaki iki organdan kanı çekiyor otomatikman. Bunlardan bir tanesi mide, bir tanesi de sadece insanda olan bakın üst beynimizden kanı çekiyor. Çünkü şurada İşte bir deprem olsa, Allah korusun bir yangın olsa, biz kekimi, pastamı, limonumlu çayımı da içeyim der miyiz? Yok. Önce mideyi devre yani dışı. Korkuda hemen kanımız çekildi deriz. İşte aynen anında. Kan çekilir. Çünkü kanın o anda kalbe pompalanması, kalpten de kaslara pompalanması, savaş kaç durumuna bedenin gelmesi lazım. Yani seks bir enerjidir aynı zamanda. O duygusal enerji enerjinin enerji transferi ve önce bir kere seksin de ya da cinsel kimliklerimizin bütünleşmek, anlamak, dünya ile bağımızı kopartıp bizim bu spiritüel, felsefik, işte astral boyutlara bile çıkabilmemiz için dünya araç. Topraklanma denilen olaydır. Topraklanma. Cinsel, o araçlar bizi amaca götürür. Yani o cinsel kimlik ve bunun kadın erkek ne olduğumuzun neyse anlaşılması ve o yaşanılan cinsel boşalma, yani Freud'un doktora öğrencisidir Wilhelm Reich. Doktora tezidir bedensel boşalmanın gücü diye. Bunu hallettikten sonra insan felsefeye ve diğer spiritüel astral boyutlara da ulaşır. Çünkü dünya ile işi bitmiştir artık. Yani çoğunluk kendi kimliğimizin peşindeyiz. Kimliğimizi, varlığımızı, kadın ya da erkek kimliğimizi, işte düşüncelerimizle varlığımızın ispatındayız. Peki psişik olaylar? Psişik olaylar da ancak sonrasında olur. İşte bu cinsel kimliğiyle... Nasıl mesela Notre Dame veyahut da Baba Vanga nasıl gelecekle ilgili bilgi veriyordu? Hangi bilinç yöntemini kullanıyordu da bu bilgilere halizdi? Bu... Veyahut da hep sallama mı? 100 tane bir şey söylüyorlar da 2 tanesini çakıyorlar mı? Mutlaka öylesi de vardır. Yani hepsi illaki bunun doğru metodolojisini, tahdiğini kullanarak değil. Öyle bir işte bu meditatif olabilmek artık... bedendeki o elektriklenmelerin bir dengelenmesiyle, nasıl diyeyim, şu anda bütün bu stüdyo içerisinde 240-250 volta gelse, yükselse sistemler çalışır mı, değil mi? Böyle bir fazlasıyla elektrik yüklenmesi olur ve regülasyon bozulur. En azından işte, cihazlar yanar yani. Cihazlar yanar. İşte bu
akıtamadığımız bedensel enerjidir, cinsel enerji, ruhun enerjisidir aynı zamanda, hayat enerjisidir. Bunu boşaltamıyorsak biz spiritüel diğer boyutlara da çıkamayız. Dolayısıyla her zaman işte onu ispat telaşında. Neden? Çünkü şu anda dünyadayız, yaşıyoruz, dokunuyoruz, ediyoruz. Ben varımın, yaşıyorumun, kendimi, bedenimi hissetmemin ispatıdır o. Ama bedenin üstüne çıkmak işte daha nasıl diyeyim, farklı açılardan da düşünebilmek için bir kere bir neden olmasın deyip daha zihinsel açıklık artı spiritüel açıklık da ondan sonra gelecek. O elektriklenmelerle cozur cozur yani uzun süre yaşadığım konu zaten vejetatif sistem disfonksiyonalitesi yaşamış bir kişi olarak ve buradan dönen bir kişi olarak yani otonom sinir sistemimi devre dışı bırakmış, bütün bedeninde organsal olmayan ağrılar yaşamış, elektriklenmeleri bütün vücudunda yaşamış bir insandan çıkarak felç bunu bugün nevi, söylüyorum. Felç de bir nevi insan vücudundaki birbirlerinden o bağ, hani elektrik kesilmesi gibi bir şey mi? Tabii. Çünkü her yerde elektrik var. Bakın hani 7 trilyon artık trilyonlarca hücremiz var her yerde. Her biri biz kasaptaki etten farklıyız. Her biri 1.4 volt, 1.7 volt enerjiyle çalışıyor ki konuşabiliyoruz. Şu anda hücrelerimiz haberleşiyor. Beyindeki bir petlerden gidiliyor. Oradan bilgi toplanıyor. Zeka dışarıdaki dediğimiz şey hani bu bu çok zeki falan yapıyoruz ya. Beyin kapasitesi sizinle mi alakalı o? Yani hard diskin biri 1 TB da öbürü de 500 GB olmasından mı kaynaklanıyor? Orada yine katmanlara gideceğim. Yine böyle tek bir tane cevap veremeyeceğim. Orada çoklu zeka denilen bir şey var. Yani analitik zeka var, duygusal zeka var, sözel zeka var, pratik zeka var, bedensel zeka. Hani biri işte aerobik yapıyordur. Aynen dünya işte şampiyonu olmuştur. Atletizm de orada burada. Gerçekten çok esnektir. Bu bedenimizin bir zekasıdır. Sözel zeka hani hepsi işte iletişim becerisi. Hani sizlerin olmasa yani olmaması mümkün değil. İşte duygusal zeka, duygularımızı yönetebilmek ve empatik yaklaşabilmek. O analitik zeka. Yok, hepimize o duygusal zeka lazım. Yani psikolojik anlamda. Psikolojik bir yandan da tabii ki gibi gibi çok farklı. Dolayısıyla bunların üstündeki olan daha dönüşümsel zeka esasında, insanı dönüştüren zeka işte. O dönüşmeye başladığımızda, bunları sorgulamaya başladığımızda hep o ne diyeyim artık peygamberinden bütün üstadları, evliyaları, dervişleri bilmem neleri insanı kamile giden yolu anlatıyorlar zaten. İşte o esnek zeka yani içinde bulunduğu koşula, probleme, kişiye uyum sağlayabilen, adapte olabilen zeka. Bu konuda son soru, ondan sonra bir haber geçelim. Ne diyecektim? Çok iyi bir şey soracaktım ve çok da merak ettiğim bir şeydi. Bu kadar bilinç insanı ateist mi yapar ya? Veya deist yapar. Ama lafların arasında mesela şimdi Kamile ona başka bir şey. Onlar hanımefendinin Tanrı'yı mı sorgular olarak, demek istiyorsun? Tanrı'yı sorgular. Karma olarak da değil, bakın hep şeyde de yine bu olabilir. Bu kadar zeki olmak Tanrı'yı sorgulatır mı? Şöyle nasıl diyeyim, tabii ki sorgulata sorgulata geliyor. Öğrendikçe, bildikçe bilmediğinizi görüyorsunuz bir. Aynı şekilde bu işte yapay zekalarda gördük, teknolojide, internette her şeyde bir katmanlar vardır bakın. Yani ben net olarak mesela, bunun cevabını istiyorum. Çok bilgi, teknolojik bilgi, bu kadar yoğun bilgi. Bu biraz Tanrı'yı hani sorgulatır. Sahte kişilike girerse, ben zaten hani bilgisayarları da programladım falan, şöyle bir oluyorsa ki hepimiz ya da kendini ben yaşadım. Kendini Tanrı gibi hissetmeye başlar. O zaman da işte gelen çalışma. Genelde mesela bu doktorlarda, 2000, profesörlerde tabii falan çok var. Oluyor. Hani evet. Eğitim vereyim diye çağrılıyorum bir yandan. Biz zaten her şeyi biliyoruz. Siz eğitmeye can mi geldiniz diyor. Can aldım, can verdim diyor mesela. Dolayısıyla bu direkt insan makinasına bu mekanik ve sahte bir ben kişiliktir. Ben Türkiye'de mesela çok konuğum oldum. Birçok insanda program yaptım. Çok da herhalde şimdiye kadar bir 500 tane profesör arkadaşım olmuştur benim. Ve bunların içerisinde %10, %20'si hatta 20'si
Tamamen kendisini tanrı boyutunda görüyor. Heh, tabii şimdi bu sahte kişilik ve... Manyak bırak diyor şu ilkel şeyleri diyor. Allah aşkına deme diyorum. Bakın insanoğlu hala bedeni, evreni keşfetmekle meşgul. Biz keşfediyoruz. İcat ya da mucit bir şey yapmıyoruz. Biz keşfediyoruz. Dolayısıyla bu zekayı gördükçe, ettikçe... işte kuşların bile her sene işte göç ediyorlar. Nereden biliyorlar nereye gideceklerini? O tohum kendi içinde nasıl açacağının bilgisini nereden biliyor? İşte hücre hangi hücreyle konuşacağını nereden biliyor? Ama yazılım doğru, dediniz başta. Yazılımlarda en başta, da. En başta yazılım dediniz. O kodlanmış, içine yerleşmiş.